2.20'den herkese merhaba. 7 Haziran Pazartesi gün özeti şöyle. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Sedat Peker'in son videosunda Demirören'in Ziraat Bankası'ndan kredi aldığı ancak geri ödemediği iddiasını meclis gündemine taşıdı. Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a Demirören Medya'nın Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi aldığı ve ödemediği iddiasının doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için yaptıkları eylem nedeniyle haklarında dava açılan 33 kadın hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesi yapılmak istenen açıklamaya müdahale eden polis çok sayıda kadını gözaltına aldı, gazetecileri darp etti. Avukatlar ve sanıklar polis şiddetini protesto etmek için dava dosyasına dair savunma yapmadı. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi. AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şen Yaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'ın Urfa Adliyesi önünde 91. gününde sürdürdüğü adalet nöbeti eylemine destek ziyaretleri sürüyor. Bugün de Urfa, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Mardin, Dersim, Şırnak ve Bingöl baro başkanları adli önünde nöbet tutan aileyi ziyaret etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tip milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle resmen soruşturma başlattı. Şık soruşturmayla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda devlet katil sözlerim nedeniyle yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın dedi. Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı'nın önündeki yolun trafiğe neden kapatıldığını sorduğu için Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisleri tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun işkence davasında savcı takipsizlik kararı verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu arasında TRT Diyanet Çocuk Kanalı'nın kurulması için protokol imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yanlışlardan ayıklanmış Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocukları yetiştirmeleri gerektiğini ifade etti. Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı deniz salyası Karadeniz'de de gözlemlendi. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Yalıköy Limanı'nda önceki gün küçük çaplı bir alanda deniz salyası görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. İyi günler.